Herkese merhaba. Bugün Kahramanmaraş yöresine ait ciğer kavurma yapacağız. Bunu ister dana ciğeriyle ister tavuk ciğeriyle yapabilirsiniz. Bu ciğer haşlayarak yapılmaz. Bu ciğer blenderda çamur haline getirilerek yapılır. Daha sonra zaten bu pişme aşamasında kıyma haline gelecek. 1-1,5 kiloya yakın soğan, maydanoz ve baharatlar kullanılacak. Kalplerini de kullanıyorum yaparken. Evet, bu aşama işte çok önemli. Ciğeri ciğer yapan aşama. Evet. Bakın nasıl ciğer bıcık oldu. İyice ezildi. Ciğer haşlanmadan bu şekilde bıcık bıcık yapılıyor. Şimdi soğanlarımızı aynı şekilde çekeceğiz. Ve suyunu çekene kadar yaklaşık 2 saate yakın bu şekilde pişecek. Yavaş yavaş pişecek. Bunu buradan kaldırıp soğanları soyma aşamasına geçeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi soğanlar da tamam. İyice ezdik onu da. Şimdi şunu boşaltacağım. Şimdi yavaş yavaş 2 saate yakın yani suyunu iyice çekene kadar pişecek. Pişme aşaması çok önemli. Bu önce bir sulanacak, tekrar toplayacak, tekrar sulanacak. Ondan sonraki aşamada biz baharatlarını koymaya başlayacağız. Şimdi bunu ocağıma koyup ağzını kapatıp sulanana kadar iyice pişireceğim. Ciğer orada yavaş yavaş pişerken ben bir demet maydanozu küçük küçük doğruyorum. Bunlar da acı biberler. İsterseniz bir miktar kuyruk yağı da koyabilirsiniz. Ben kuyruk yağı kasaptan alıyorum. Derin dondurucuda dondurup bu şekilde yemekler yaptığım zaman şu şekilde rendeleyerek çok az miktarda yemeklerin içerisine biraz ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Dondurduğunuz zaman bu şekilde çok rahatlıkla rendelenebiliyor. Kaynıyor. Ağzı açık bir şekilde pişireceğim ki iyice suyunu çeksin. Şimdi burada biberlerimizi doğradık zaten. İçerisine kuyruk yağımızı da koyduk. Şöyle bir baharat karışımı hazırladım. 1,5 tatlı kaşığı karabiber, kırmızı biber, tuz, kimyon ve kendi hazırlamış olduğum biber var. Tereyağımız var burada içine ekleyeceğimiz. Burada çok biber salçası var. Maydanoz, domates.
suyunu çekti. Biberleri ekliyorum. Şu şekilde. Bir de salçamızı da ekliyoruz. Karotları sonraki aşamada ekleyeceğiz. Kokunun güzelliğini size anlatamam şu anda. Bu şekilde bir miktar daha pişmesi lazım bunun. Gene çok hafif suyunu çektirme kıvamında pişireceğiz. Bolca maydanozu koyuyorum.